Hepimizin hoşuna giden bir konudan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz hocamızın bir kedisi var, Pamuk, bayağı tatlı, şeker. Çeşit çeşit resimleri oluyor işte, kravat takıyor, kıyafetler giyiyor, kitap okurken, yemek yerken falan. Yani bir hayatı sosyal var Pamuk'un. Evet. Evet, Facebook'ta bayağı takip ediliyor zaten. Şimdi çok fazla da hayranı var. Evet. Çok hayranı var, evet. Bayağı tatlı. Hepimiz zaten Müslüman fıtrasında olan herkesin... Hayvanlar çok hoşuna gider. Şefkat duyduğumuz için Allah sevgisinden kaynaklanan bir sevgidir o. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı bu şekildeydi. Biliyorsunuz kedisi Müezzeyi çok severdi. Hatta onun kucağında uyuduğunu dair de rivayetler var biliyorsunuz. Hatta kucağında uyuduğunda onu uyandırmaya kıyamadığı için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyafetini kesiyor. Ancak ondan sonra sedirden kalkıyor. Maşallah. Maşallah. Elhamdülillah. Ben işte bu değişik bir kedi türü göstermek istiyorum. Bu da benekli kedi olarak bilinen bir kedi. Felis Margarita diye de değişik bir ismi var. Çok ilginç bir kedi. Asya ve Afrika çöllerinde yaşıyor. Evet, kocaman kulakları var. Gördüm. Çok şekermiş ya. Kulaklar falan. Allah, çok tatlı maşallah. Acayip tatlı. Aslan takılıyor. Yalnız dişlerle karşı. Kocaman patilerine dikkatinizi çekiyorum. Gördüğünüz gibi kocaman tüylü patileri var. O şekilde çöllerde rahatlıkla yürüyebiliyor. Ve çok da sıcaklıklara da rahatlıkla... Pardon, mikrofonda mı bir sorun var? Yukarı doğru herhalde şey. Hemen. Ben bu arada Pamuk'la ilgili kısa bir bilgi vereyim. Pamuk hayatımda dünyada gördüğüm en uslu kedidir. Yani güzel olmasının evet. yanı sıra. Evet, bayağı çok şeker. Usludur. Yani bir kere bile sıkılsa bile hiç onu nasıl diyeyim çeşitli şekillerde evet. dile getirmez yani. Bayağı tatlı ve insanın eline aldığında, kucağına aldığında anında uyuyabilen ve bir kedidir. Aşırı ağır bir kedi. Ve son derece besili bir kedi. Hayatımda gördüğüm en ağır kedi olabilir ve aşırı tüylü, yumuşacık bir şey. Ufak bir çocuk gibi. Maşallah. Maşallah. Resimlerimize devam edelim. Ben mikrofonu bu şekilde tutup anlatacağım herhalde. Bayağı şekerler gördüğünüz gibi çöllerde yaşadığını söylemiştim. -5 ile 52 derece arasında yaşayabiliyor. Evet, videoya birazdan bakabilir miyiz? Biraz özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Patilerinden bahsetmiştim. Patileri de tüyler var. Tüylerin yani o kadar yoğun tüyleri var ki tüylerinden dolayı da tabii çöllerde rahatlıkla yürüyebiliyor. 3 metreye kadar çöllerin derinliğine girebiliyor. Yani kazıyor. Orada giriyor ve yaşıyor. Kulaklarının uzun olmasından dolayı rahatlıkla çevresindekileri duyabiliyor. Aynı zamanda başka ne özellikleri var? Su olmadan rahatlıkla yaşayabiliyor. Şimdi videosunu görebiliriz inşallah. Sevimliliklerini gösterebilecek net bir video. Sesini de açabilir miyiz biraz? Bayağı da acayip bir şey. Annesinin kucağında. Annesi çok şeker. Annesi aşırı zaten keskin bir karakterim. Bendeki desenler de çok güzel. Allah'ın yaratma sanatı. Bir de çölde rahatlıkla kamufle olabilecek şekilde. Üstündeki rengi maşallah tüyleri. Teşekkürler. Çok güzel kedi maşallah. Maşallah.